Ressam mı geldi gene? Resim mi çizecek? Evet. Seni de çağırdı hünkâr. Gülnihal gelmese olmaz dedi. Hayırlı sabahlar. Nigar, benim Daye Hatun'um. Aman Daye Hatun duymasın. Yerinde gözün var sanacak. Sen kendine ne yaptın? Çok güzel olmuşsun. Kime bu? Allah Allah. Kim olacak tabii ki kendime. Hem sende bir haller var. Tersinden mi kalktın bugün? Hava almak istiyorum. Bahçeye mi çıkacaksın? Hatice'nin terasına. Nasılsa boş, öyle değil mi? Anlaşıldı. Sen mevzuyu öğrenmişsin. En çok senin bu aklını seviyorum. Neden sakladın? Duymasaydın kaçıracaktım güzelim daireyi. Ne demek bu? Kaçmadı mı Hatice Sultan'ın dairesi? Hadi. Hadi yürü. Değmesin yerlere. Söylediğim yere hepsini güzel güzel koyun. Sultanım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bakmaya geldim. Çok şükür. İyi. Bir şey. Sümbül'a. Mahidevran Sultanım. Senin ne işin var burada? Yeni dairemi görmeye gelmiştim. Burası senin dairen değil ki. Nesini göreceksin? Aa. Sizin haberiniz yok tabii. Hünkârım buraya bana tahsis etti. Sümbül'a söylesin. Buraya kimin için hazırladığını anlat sultanımıza. Sizin için hazırlıyorum sultanım. Hünkârımız öyle buyurdular. Sabahleyin emrettiler. Sürme yerlere. Değil sürme. Artık burası benim. Senden korkulur sultanım. Benden sadece düşmanlar korksun. Sen korkma. Bak, bütün saray ayaklarım altında. Has bahçe. Has oda. Bir şahin gibi göreceğim her şeyi. Validem. Hünkârımızın Hatice Sultan'ın dairesini Hürrem'e verdiğini biliyor muydunuz? Evet. Daha haber verdi. Ama o daireyi bana söz vermiştiniz. Hünkârımız böyle uygun görmüş.
Tartışmak bize düşmez. Fakat Mustafa da çok sevmişti o terasta onu. Bu mevzuyu uzatma artık. Zaten canım sıkkın. Bin tane dert varken bununla meşgul etme beni. Affedersiniz validem. Canınızı ben mi sıktım? Mısır'da Ahmet Paşa isyan çıkarmış. İbrahim Paşa da Mısır'a isyan bastırmaya gidecek. Hatice'mi düşünüyorum.